Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda, yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Memur Bey, yeğenim burada da siz onu niye arıyordunuz? Tolga Barçın'ı darp etmekle suçlanıyor. Karakola gitmemiz gerek. Tolga kim? Ayşe. Ayşe'nin arkadaşı. Peki ne olmuş, bu Tolga'ya bir şey mi olmuş? Şu an hastanede olduğunu söylediler bize. Daha fazla bilgimiz yok. Hadi Ömer, gidiyoruz. Alalım arkadaşım. Abi. Abi bir şey yap. Ömer, Ömer. Polisem de götürme abimi. Abi bilerek yapma. Amca, tamam. Olacak. Abi, Emel abi. Biliyorum oğlum, biliyorum. Ben inanıyorum sana. Ömer, bak ben bir yolunu bulacağım, tamam mı? Ömer. 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 Bak ben sana inanıyorum abicim, tamam mı? Ben bir yolunu bulacağım, kurtaracağım seni oradan, korkma. Ay, bu çocuk polislerin bunu alıp götüreceği ne yaptı ki? Öldürdü mü yoksa onu? Anne bir sus. Şu şom ağzını açma bir kere de. Öldürdü, öldürdü, kesin öldürdü. Bu da geldi başlarına. Memur Bey, siz hangi karakola gidiyorsunuz? Beykoz karakoluna. Amcam, sakın korkma, tamam mı amcam? Biz de geliyoruz hemen arkandan. Korkma sakın. Bir yolunu bulacağım ben, tamam mı? Bulacağız bir yolu abicim, kurtaracağız seni. Ömer! Ne yapacaklar Ömer orada? Gözaltına alırlar kızım. Oğlum, bu nasıl bir kavgaya girdi ya? Ha, sana bir şey anlatmadı mı? Bilmiyorum amca, hiçbir şey anlatmadı bana. Oğulcan, şu benim montumla cüzdanımı al oğlum. Kadir'in de montunu getir. Tamam baba. Hadi şuradan bir taksi bulalım. Asiye, ben sana emanet, tamam mı? Haber vereceğim. Yani eğer biraz daha çıkıp kimse bir şey söylemezse ben içeri gireceğim artık. Çok gerildim ben ya. Evet ya. Ya kaç saattir burada bekliyoruz. Hala da hiçbir şey bilmiyoruz yani. Siz başka yerden falan mı geliyorsunuz? Çocuğun ağzı burnu kırıldı. Röntgen, tomografi falan çekip söylerler. Kafa travması falan varsa asıl o zaman ayvayı yedi Tolga. Tabii Ömercik de. Yarısı çok kötüydü ya. Ha böyle kemiğine kadar gördüm ya. Susar mısın? Biz de gördük yeterince, merak etme. O varoş evine sokmasaydın eğer şu an burada bununla uğraşmıyorduk. Farkındasın değil mi bunun? Nereden bilebilirdim? İyi birine benziyordu. Yani içinden canavar çıkacağını ben de tahmin edemedim. Kusura bakma Berk.
Telefon, para üzerinde kalmasın. İçeride yasak. Kemer. Arkadaşı götürebilirsin. Gel. Kolay gelsin. Merhaba, kolay gelsin. Bizi buraya yönlendirdiler. Ben Ömer Eren'in abisiyim. Ömer şu an nezarethanede. Ben de dosyasını hazırlıyorum. Görebilir miyiz peki? Yok, orası ziyarete açık bir yer değil. Ne kadar kalır orada biliyor musunuz? Ben bilmiyorum, savcı bilir. Bundan sonra ne olacağını o karar verecek. Kavga ettiği çocuğun durumu ağırsa ciddi ceza alabilir. Ya oğlum şu çocuğun durumunu öğrenebileceğimiz kimse yok mu? Bir arkadaşı falan. Arasan. Ayşe var. Şu evinde kaldığı kız var ya. Onun numarası olacaktı benim telefonumda. E tamam ara hadi. Sağ ol. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Alo Ayşe. Merhaba ben Kadir. Ömer'in abisiyim. Tolga'nın yanında mısın şu anda? Ha tamam. Hangi hastanedesiniz peki? Tamamdır, çok sağ ol. Amca, sen burada kal, Ömer'i yalnız bırakma olur mu? Hastaneye mi gidiyorsun oğlum sen? Ha, ne yapayım, bir gideyim çocuğun durumuna bakayım. Bir konuşmaya çalışayım çocukla. İyi tamam, hadi dikkat et. Tamam, hadi eyvallah. Hadi. Hadi çıksınlar artık, gidelim eve ya. Manyağın bir boy büyüğü de geldi. E tabii. Kardeşi yeterince hasar vermiş mi diye bakacak. Tolga nasıl? Durumu iyi mi? Nerede? Niye sordun? Ne yapacaksın? İyiyse bir postada sen mi döveceksin? Şşş. Yavaş. Bir kere boş bulunduk diye kimse boşuna havaya girmesin. Geçmiş olsun. Ben Kadir. Ömer'in abisiyim. O vahşi kardeşin nerede? Nereye saklandı? Polis aldı. Gözaltında şimdi. Vay. Anında ensellediler demek ha? İyiymiş. Sevdin bunu. Biraz yalnız konuşabilir miyiz? Ne var, ne istiyorsun? Ben Ömer'in adına senden özür dilemeye geldim. Vay. Abi gibi abi diyorsun yani ha? Güzel. Tuttum bunu. Bak. Ne oldu, nasıl oldu inan ki bilmiyorum. Ama böyle olmamalıydı. Bizim çocuk büyük hata etmiş. Ömer çok yanlış yapmış. Öyle mi? Ne güzel ya. O zaman öpüşelim, barışalım abisi, ha? Ne dersin? Madem senin kardeşinin benimle alakalı bir sıkıntısı yok. Nasıl? Ben senden bir şey rica etsem. Şikayetini geri çeker misin? Bak ben sana söz veriyorum, Ömer senin yakınından bile geçmeyecek. Yapma ya. Çok rahatladım biliyor musun? Sağ ol.
Senin kardeşin çok yanlış kişiye çarptı abisi. Hani eceli gelen köpek derler ya. İşte senin kardeşin şu anda o köpek. Anladın mı? Şikayetini geri çekmeyecek misin? Sen şimdi burada kardeşin içeriden çıksın diye uğraşıyorsun ya. Bence onu seviyorsan bırak içeride kalsın. Çünkü eğer çıkarsa bunların hepsini bir bir ödetirim ona. Tamam. Sen incini mi çıkarmak istiyorsun? Benden çıkar. Ama benim kardeşime dokunma. Nasıl olacak o iş? Fenaker abi. Güzel. Ben yırttı Ömercik. Senin sayende çok iyi yırttı. Söyle o kardeşine. Bir daha bana bulaşmasın. Yoksa ikinizi de gebertirim. Hesap kapandı, tamam mı? Ömer'e hiçbir şey söylemeyeceksin. Tamam abisi. Söyleme. Seni var ya. Ne yapıyorsun lan? Bıraksana. Doruk şey yap. Özür dile. Özür. Şimdi daha yüksek sesle. Özür dilerim. Siz niye geldiniz ya? Evde duramadık amca. Mazlum abi uğradı, dayanamadık. Orhan abi ne oldu, ne diyorlar? Savcıyı bekliyorlarmış. Çocuğun durumuna bakılacak, ona göre karar verecek. Abim nerede? Hastaneye gitti işte olana bakmaya. Ah Ömer. Ömer. Ne oldu yavrum, ne dediler? Bıraktılar amca beni. Serbestsin, gidebilirsin dediler. Oh. Şükürler olsun ya Rab. Oh Allah'ım. Şikayet mikayet? Karşı taraf geri çekmiş abi. Allah Allah. Abimi arayalım hemen. Hastaneye varmadıysa haber verelim. Aslanım çok korkmadın değil mi içeride? Korkmadım da sinirim çok bozuldu abi ya. Ah be oğlum. Yok Kadir'in telefon kapalı. Şarjı bitti herhalde. Tamam neyse ne ya. Biz eve gidelim, durmayalım burada. O gelir nasıl olsa hastaneden sonra. Hadi. Abim nerede kaldı? Şimdiye kadar gelmesi lazımdı. Kızım merak etme, tamam. Hastanede bulamadıysa işte karakola gidip gelmesi anca. Geldi. Abi ne oldu sana? Kadir. Bir şeyim yok, iyiyim ya. Abi nasıl bir şeyin yok? Ayakta zor duruyorsun. Gel bakayım gel. Oğlum bu ne hal ya? Ne oldu, bir şey mi oldu? Sahilde kapkaççılara yakalandım. Telefonu almak istediler, ben de vermedim, bu hale getirdiler. Ne diyeyim, dayağı da değmedi ya.
Telefonun geldiği hale bak. Ah be oğlum, tamam bırak, ne hale gelirse gelsin telefon ya. Senin canına bir şey olmasın. Abim, topladın mı kendini? Aklın başına geldi mi serseri herif? Geldi abi. Aldım dersimi. Çocuğa bir şey olmayınca senden sonra bıraktılar Ömer'i de. Ha, biliyorum amca. Gördüğüm çocuğu hastanede. Ayaktaydı, sağlamdı, yürüyordu yani. Söylediler şikayetini geri çekeceğine. Yarası ağır olmayınca işte. Uzatmayayım Metizar. Ama neyse. Kapatalım konuyu ya, değil mi? Bakın, biz bizeyiz burada. Bundan daha önemli ne var ki? Gel bir tanem otur sen de. Oh. Sen de gelmeyeceksin mi kız? Gel hadi. Geleceğim, geleceğim. Ne oldu amca? Ha. Ha. Ya sizin doğum gününüz müydü bugün? Hadi bakalım bir dilek tutun. Benim dileğim gerçekleşti zaten. Ömer eve dönsün, tekrardan hep birlikte olalım istemiştim. Yalnız abicim, öncesinde bir nezarethaneye girsin çıksın, hani başını belaya soksun kısmını umarım sen dilememişsindir. Yok, hayır. Özür dilerim hepinizden. Seni de çok ağlattım. Beni affedebilecek misin fıstık? Hadifleyin. Bir. İki, üç. Ver kızım. Heh. Oh, bura bitti. Şimdi al bunu, arkaya as. Anne, okula gideceğim. Ben uğraşamam şu an. Kendin as. Asker ettin beni de zaten burada. Gencecik yaşında mandal veriyorum sana. Kendin yaparsın. Ay bir gece aranıp durma bana ya. Tamam, asmayacağız. Sen asma. İyi git o zaman kardeşine bak. Çocukcağız çok kötü hasta olmuş. Kör kör öksürüyor. Ateşi var mı neyin? Ölç. Bir şeye ihtiyacı var mı? Sor. İyi. Gidiyorum. Git. Abi sen iyi misin? Ağrın falan var mı? İyiyim bir tanem, bir şeyim yok. Gece hep sayıkladın ama inledin. Çok canın yanıyor, söylemiyorsun değil mi? Bir tanem, vallahi iyiyim. Bak. Annemlerin resimleri o telefondaydı ya. Kırılınca bir daha göremeyeceğim diye üzülüyor abi. Fıstığa. Telefon kırıldı diye mi canını sıkıyorsun sen? Albümlerimiz var, onları çıkartırım. Ama hepsi ıslandı. Yağmur yağmıştı ya, bir su basmıştı. Yırtıldılar neyse hepsi. E tamam bir tanem. Sıkma sen canını. Ben sana söz veriyorum. Telefonu tamir ettiririm. Ya tamir olması? Ya annemle babam yüzünü görmeyip unutursam? Fıstığım, insan annesiyle babasının suratını hiç unutur mu? Ama sen üzülme. Sıkma canını, tamam mı? Ben sana söz veriyorum. Ben bu telefonu tamir ettireceğim. Gel buraya. Hadi gel aşağı. Çocuklar günaydın. Günaydın amca. Günaydın amca. Olmaz, bakacaksın bana. Gel şöyle gel. Oğlum bak, inat etme. Gel bir hastaneye gidelim.
Ya şu haline bak. Başıma geleni biliyorsun. Az daha tahtalı köyü boyluyordum ya. Amcam benim. Bak ben sana söz veriyorum, kendimi kötü hissedersem giderim hastaneye. Güven bana. İhmal etmek yok ama. Tamam mı? Hadi gel. Ömer nasıl? İyi. Niye kavga etmiş lan o çocuklar? Ya bunlara ve pizza siparişi vermişler. Ha? Sonra pizzayı getiren kuryeyle de dalga geçmişler. Onlar da dalga geçince bizimkinin ağrına gitmiş, girmiş çocuğu. Ya ağrına gider tabii, delikanlı çocuk ya. Lan bunun da o zengin bebeleriyle ne işi varmış? Bak kızıyor mu Akerata'ya? Amca biliyorsun. Ya onun son zamanlarda böyle bir aklı karıştı. Yok ben sefil hayatı yaşamayacağım. Yok zengin olacağım falan filan dedi. Bastı gitti ondan sonra. Vallahi mi? Akif Bey'in yanına da o yüzden mi işe girdi? Bak ya, çocuk işte, çocuk. Ulan bir de büyüdüm diye, adam oldum diye çıkıyorlar ya ortaya. Şişt, anasını görmüş mü orada? Nasıl? Lan oğlum, Kenan Bey ölünce her şey Suzan Hanım'a kalmış. Bugün Şengül söyledi. Şirkete geliyor mu Suzan Hanım? Suzan'la Akif var mı sürekli şirkette? Yani pek bilmiyorum amca. Ama bizimki var ya, ilk defa öz kardeşiyle doğum gününü kutladı. Çok hoşlanmıyorlar birbirlerinden ama neyse ya. Buna da şükür, ne yapalım. Amca bir şey soracağım. Bizim Ömer'in gerçek doğum günü ne zaman? Vallahi bilmiyorum ki oğlum. Biz onu bulduğumuzda Asya kadar bir şeydi ama tam olarak ne zaman doğduğunu bilmiyorsun. Ya Kadir bir şey diyeceğim. Oğlum sen Ömer'e hiç mi söylemeyeceksin ya Suzan Hanım'ın gerçek anası olduğunu? Ne? Ömer Suzan Hanım'ın oğlu bu. Amca ses arkadan geldi, ben bir bakayım. Otur oğlum, otur ya. Rüzgardan bir şey devrilmiştir, tamam. Of. Sen bu halde gidebilecek misin okula? Giderim amca, giderim, merak etme. Vallahi. Seni görünce kaçtı Ömer. Evinde kavga etmişsin kızım. Berkpala niye pis pis sırıtıyor acaba? Boş ver Aybüke. Başıma yeterince bela açtım zaten, başkasına gerek yok. İyi tamam. Hadi. Yeniden Nuruk Atakuzu. Bayağı camın önünde oturup okula gelmeni bekledim. Bu da kayıtlara geçsin lütfen. Günaydın. İşte şimdi günaydın. Hadi gel benimle. Ne oldu? Abine yakalanmayı olaydan saymıyor muyuz? Hadi. Evet. Ne dedi abin? Kızdı mı? Yani ben biraz endişelendim aslında. Sana laf eder falan diye. Sende telefon da yok. Arayamadım. Kurdum durdum bütün gece, uyku tutmadı. Ne alaka? Sen benim abimi öyle geri kafalı cahil biri zannediyorsun galiba. Yok ya, o anlamda demedim. Yani kapıya kadar gelmişim. Elimde çiçek, hediyeler falan. Gördü hepsini. Pek hoşlanmıyor ya benden. Ben öyle tahmin ediyorum yani. Yani evet, senden pek hoşlandığı söylenemez. Ben bu imajımı nasıl düzelteceğim acaba? Yani böyle bir yardım kuruluşunda düzenli falan görev alsam? Ne konuştunuz, anlatsana. Doruk'a güveniyor musun diye sordu. Aha. Sen ne dedin peki? Hayır dedim. Hadi ya. Peki tamam. Abi kardeş aynı fikirdesiniz yani. Ben daha fazla rahatsızlık vermeyeyim o zaman.
Sonra Doruk'tan hoşlanıyor musun diye sordu. Ben de evet hoşlanıyorum dedim. Ne dedin, ne dedin? Duydun. Hayır, duymadım. Uçak geçti. Gayet duydun Doruk. Bir daha söyleyeceksin yoksa bırakmam seni. Hayır. Duymadım. Duymadım. Hayır. Bir daha söyleyeceksin. Doruk. Bir daha söyleyeceksin. Doruk, duydun. Tamam yapma, duydun işte. Oo, arkadaşlar bölüyoruz galiba. Evet, çıkar mısınız? Vay be, yüzsüzlükte zirve. Ne yapıyorsunuz bakalım siz? Neden sordun Harika? Yasak mı var? İki kişi özel olarak konuşamıyor mu bu okulda? Ben çıkıyorum Doruk. Bence artık bir şey yapmalısın. Yani ikisi bayağı oldu gibi de. Talia. Sus. Bana niye patlıyorsun? Ben gördüğümü söylüyorum. Allah Allah. Ömer. Suzan Manyaslı'nın oğlu. Koskoca holdingin sahibinin oğlu Ömer. Bunlar niye susuyor ki? Niye saklıyorlar bunu? Parayla değil onun problemi. Ailesel bir mevzu var. Bunun kardeşi mi varmış, bulamıyorlar mıymış? Öyle bir mevzu var ya. Kaçırılmış mı çocuk? Bilmiyorum. Bulmuşlar mı? Yok. Ha? Kuzen ama ben sana hiç güvenemeyecek miyim? Ha? Oğlum kız bana gizli dünyasına attı. Sen her şeyi böyle şaptanak söyleyiverdin. Ya yengemin ağzı sıkıdır, bir şey söylemez. Değil mi yenge? Anası arıyor muymuş çocuğu? Sen niye ilgilendin bu konuyla bu kadar Orhan? Ne alakası var ya? Yok şey. Çok korkunç, çok. Yani çocuk şu sefaletin içinde yaşıyor. Bunlar amca yeğen niye saklıyorlar, niye susuyorlar ki? Kim niye susuyor Şengül? Ay Hilmi'ye ne böyle korku filmi yaratığı gibi birden karşıma çıkıyorsun kedinle beraber? Yok seslendim de sen duymadın. Ne konuşuyorsun öyle sessizce mır mır mır? Allah Allah, bir de sana hesap mı vereceğim ya ne konuştuğuma dair? Televizyonda bir şey izlediydim, onu düşünüyordum. O ne? Kek yaptım. Şey hani sen geçen beni tersledin ya, şimdi yiyelim de bari ağzımız tatlanır dedim böyle tatlı tatlı. He, neli o? Portakallı. Sen seversin. Geçen Sebat'ın altın gününde tam 3 dilim yediydin. Kız sen benim yediğim lokmaları mı sayıyorsun ha? İyi neyse madem yapmışsın bari yeriz. Git içeri bir çay koy, kuru kuru yenmez o. Ben de geliyorum. Ver, ver. Keke bakacağım. Bu yeterince kabarmamış ki Hilmi'ye. Senin mi geleceksin? Geç. Gel. Buyursunlar. Laktozsuz. Afiyet olsun. Neredesin lan sen? Öldüm meraktan. Bütün gece seni bekledim işe gideceğiz diye. Telefonum da kapalı. Oğulcan'ı aradım, çocuk da hastalanmış. Anlatmaya çalışıyor, bir şeyler oldu abi falan diyor. Şimdi bana bak. İyi misin sen? Bakayım. Ha iyi, kaportayı çok dağıtmamışlar ya. Tamam yani. Hangi şerefsiz yaptı, nerede yaptı? Ya boş ver oğlum, geçti gitti. Olan da neye oldu biliyor musun? Şu benim telefonu oldu. Ha iyi, kapkaççının da gelip bizi bulmaz. Anlatamam, nasıl güzel yani, sanki cebimizde milyonlar var. Allah'ım yarabbim ya. Merhaba. Merhaba Süsen. Ya geçen hastaneye geldiğinde konuşamadık. Ortam gergindi malum. Evet.
Ömer'in içinden de canavar çıktı ya. Hepimizi çok korkuttu. Neyse ben şey diyecektim de. Hani biz ayrıldık ya. Daha doğrusu sen benden ayrıldın. Acaba bir kez daha mı düşünsen? Ama biz bunları daha önce konuştuk Süsen seninle. Tamam da ben ikna olmadım. Benim gerçekten çok işim var. Zamanım da yok ya. İyi tamam. Biz de işin olmadığında konuşuruz. Oğlum bu kız senin peşini bırakmaz ha. Hadi işine bak birader ya. Takılıyoruz yakışıklı. Sakin ol. Aha. Güzelmiş burası. Manzarası da iyi. Aybüke oturuyor orada. Aa evet Aybüke ya. Ama neyse ki ben onu koridorda gördüm. İkna ettim, izin aldım. Şimdi Olcan yok ya. Ömer'in yanında oturacak. Da bu planlar programlar hep bizde ama Asiye Hanım. Siz sürekli bir yokuş. Hep bir itiraz. Sadece bir ders, ona göre. Şimdi şöyle, Doruk Asiye'den bayağı hoşlanıyor. Gördüğün üzere de yanına oturmasını Asiye sesini çıkar. Yani? Yani Ömerciğim hayırlı olsun. Bütün o iyi insan numaraları demek bu yüzdendi. Merhaba çocuklar. Oturun. Kalmıştık. En son abin Doruk'tan hoşlanıyor musun diye sormuştu. Sonra uçak geçmişti. Ben seni duyamamıştım. Duymuştum. Ya olsun sen bir daha söyle. Doruk hoca bakıyor. Bak kalk. Baksın ya. Ben sana bakıyorum. Doruk. Herhalde gece pek uyuyamadın. Evet hocam ya uyuyamadım. Hep bir arkadaşı düşündüm. Evladım, biraz da sınavı düşün. Evet çocuklar, kaderiniz elimde. Öğleden sonra sınav var. Hocam haberimiz bile yoktu ki. İtiraz yok. Şimdi ders anlatmayacağım. Açın kitaplarınızı, Osmanlı İmparatorluğu yükseliş devrinden itibaren çalışın. Hadi bakalım. Bence Doruk'un yükseliş devrindeyiz tatlım ha. Ne dersin? Bak Hilmiye, bu A kişisi, bu B kişisi, bu C kişisi. Niye adlarını demiyoruz Şengül? Demiyoruz adlarını. Şimdi onu karıştırma Allah aşkına. Konsantre ol, şuraya odaklan. Tamam, odaklanıyorum. Heh. A kişisi zengin, B kişisi fakir ve sefil, C kişisi akıllı ve kurnaz. Ne? Oh. A kişisi, B kişisinin anası olduğunu bilmiyor. C kişisi... A kişisinin B kişisinin anası olduğunu biliyor. Buna istinaden C kişisi ne yapmalı? Nasıl ana bu ya? İnsan doğurduğunu bilmez mi? Bu böyle bir ana Hilmi'ye karıştırma. Bu böyle bir ana. Şimdi boş ver sen onu. Bak burada esas mevzu
B kişisine yakınlaşmak. Çünkü B kişisi ileride zengin olacak. Ney? Hilmiye. Fakir çocuk anasının zengin olduğunu bilmiyor. Bunu bile ne yapsın? DNA testi yaptırsın. DNA testi mi? He. Müge Anlı'da herkes öyle yaptırıyor. Belgeyle gidiyor herkes anasına. Kanıt diyorsun yani. He. Kaç para bu? Onu bilmiyorum da böyle saçtan kıldan bir şeyden yapıyorlar, onu biliyorum. Pahalıysa da pahalı. Ben yarın Nebahat'ten alırım o parayı. İyi, iyi. Hadi gülüm, senin işin bitti. Nasıl bitti ya? Çay içiyoruz. Hadi sağ olasın. Hadi canım, hadi. Mutfakta işim gücüm var, çok işim var. Hadi. İyi. Kal sallayacakla Şengül. Hadi güzelim. Sağ olasın. Haydi gülüm, haydi. DNA. Kanıt. Melisa, bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Ne oldu? Ya siz Kadir'le arkadaşsınız ya. Ya ben sürekli sizi konuşurken görüyorum. Şey, benim için ağzını arar mısın? Ben tekrardan barışmak istiyorum da. Ya şey Süsen, ben karışmasam bu duruma. Ya Melisa lütfen ama ya. Bak gerçekten çok üzülürüm. Yalvartma beni işte. Ben sizi burada izleyeceğim. Tamam mı? Sen git, konuş, ben burada sizi izliyorum. Lütfen. Melisa, ya kahveni alınca gelir misin? Şu ödevlerle başım çok dertte. Tamam, gelirim. Ya biraz konuşabilir miyiz? Ben tam çöpe atıyordum zaten. Atıp geleyim. Ya sana bir şey söylemem gerekiyor da nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Şimdi çok tuhaf bir durum oldu. Süsen yanıma geldi. İşte siz Kadir'le yakınsınız. Bizim aramızı yapar mısın dedi bana. Güldün mü sen? Hayır canım. Gülmedim. Sen ne dedin peki? Ya ne diyeceğim? Bir şey diyemedim tabii. Bir de şey... Yukarıdan bizi izliyor. Ama bakma, ayıp olur. Tamam, bakmam. Süsü hayırdır? Aşağı düşeceksin. Oo, pek de samimilermiş. Kıskanıyor musun yoksa sen? Ay saçmalama Berk ya. Biz Kadir'le ayrıldık da Melisa aramızı yapıyor. Niye gülüyorsunuz? Melisa şu an kendine yol yapıyor olmasın tatlım? Sağlam yerden duydum. O da aşıkmış Kadir'e. Berk, saçmalama. Bana inanmıyorsan Talia'ya sor, o da biliyor. Doğru mu bu? Evet canım. Bana neden söylemedin? Deneysel takılayım dedim. Akışına bırakınca mevzu nasıl patlayacakmış merak ettim de. İyiymiş bak, bu tuttum bunu. Siz var ya, salaksınız. Pardon tatlım, biz mi salağız yani? Ya şimdi ben ne diyeyim Süsen'e? Sen bir şey deme bence. Ben konuşurum. Peki, tamam. Görüşürüz.
Geldim. Ya ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Çok gerideyim ve hiçbir şey anlamıyorum. Tamam ya, merak etme, hallederiz şimdi. Sen hangi konulara takıldın? Hepsinde. Tamam. Melisa, sana bir şey soracağım, doğru cevap vereceksin. Sen Kadir'den mi hoşlanıyorsun? Sustun. Doğru işte. Ben ne aptalmışım ya. Sistrella, anlatsana. Sıradaki planın ne? Hadi dinliyorum. Benim bir planım yok Susan. Şimdi lütfen biraz sakin olur musun? Birazcık gururun varsa olmasın zaten. Ya Kadir seni sevse benle mi çıkar ya? Hı? Beni seçti Melisa. Bunu o kafana sok. Ayrıldık diye de boşuna heveslenme. Barışacağız biz. Tatlım, sen çok yanlış anlamışsın olayı. Dur ben sana bir özet geçeyim şimdi. Kadir abim seni seçmedi. O başından beri Melisa'dan hoşlanıyordu zaten. Ömer de Melisa'dan hoşlanınca tabii trafik karıştı. Ömer üzülmesin diye seninle çıktı yani Kadir abim. Hani Melisa'ya bir ilgim yok etiketti için. Ya ayıp ya, tamam yapma. Ne yapayım, doğruları söylüyorum yani, al kendisi de orada git ona sor. Soracağım zaten. Kadir'im, sanırım ufak bir problem var ve tam olarak buraya geliyor. Sen beni kullandın değil mi? O kadar pisliksin ki. Sakın. Sakın inkar etme. Abi her şeyi anlattı. Ömer üzülmesin diye çıkmışsın benimle. Bir sakin ol Süsen. Tamam. Haklısın. Özür dilerim senden. Nasıl ya? Bu kadar mı? Benim duygularımla oynadın. Şimdi özür diliyorsun. Çok iyi ya. Ya sen bir de beni terk ettin ya. Pek de yıkılmış görünmüyordun yani. Ne yapacaktım? Hı? Karşında hüngür hüngür ağlayacak mıydım? Benim de bir gururum var herhalde. Senin bana bu yaptığın var ya, büyük ayıp. Haklısın. Neresinden tutarsan tut hata. Özür dilerim. Diyecek başka bir şeyim yok. Hata mı? Hata olarak mı görüyorsun? Sus artık. Gençlik. Ve hiç çıkmadı hala Turgut Hoca. Bekleyeceğiz, sus. Şimdi işim bitti Asiyecik. Bu okulda sana yer yok. Kapıyı kapat.
Tamam, soruları kızın çantasına koydun ama amacımız neydi? Natalya şaka yapıyorum da şu an bana. Yo, anlamadım. Asiye burslu ya. Asiye burslu olduğu için soruları çaldı, ortaya çıkarsa ne olur? Okuldan atılır yani. Bravo. Vallahi zehir gibisin. E hadi gidelim hadi. Tövbe tövbe. Ya sen bu çocukla ciddi ciddi sevgili mi olacaksın? Ya Ömer, bilmiyorum. Arkadaşız işte şimdilik. Ha, o level geçilmiş çoktan. Onu bir geç. Asiye, sen bu çocuğa nasıl güveneceksin? Ha? Abim de aynı tepkiyi verdi. Ne? Abim de mi biliyor? Şu an tam olarak ne yaşıyoruz acaba? Ha? Ben bilmeden Norveç'e mi taşındık? Ne bu genişlik ya? Pardon. Ömer, sana hesap mı vereceğim ben? Senden izin mi alacağım? Abim benim kararıma saygı duydu. Senden aynı inceliği bekliyorum. İncelik. Sen yalnız harbi bayağı maçosun şu an. Farkındasın değil mi? Aybüke sus. Bak, o çocuk bir yamuk yapsın onu mahvederim. Evet. Yamuk yapma ihtimali çok yüksek. Sonuçta Doruk bu yani. Zengin, yakışıklı, aşırı havalı. Tamam yani, hani bu tip çocukların takılmayı sever ya. Sevgililik falan zor bence yani. Herhalde bir değişik geldi Asiye ondan. Konuyu kapatalım mı artık? Ben kimsenin eğlencesi olmam, merak etmeyin. Ya tamam tamam, kırılma hemen. Öyle demek istemedim. Bir daha da demem bir şey, tamam. Yenge? Şaka. Anneme bak be. Fıstık gibi olmuş. Yalnız o pazar arabası çok komik duruyor. Kızlarım, ne yapıyorsunuz bakayım? Asıl sen ne yapıyorsun? Anne burada. Ne kadar şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Nebahat Hanım'ın verdiklerini giydim. Şimdi dedim orası sosyetik bir ortamdır. Yavrularımı utandırmayayım dedim. Size yemek yaptım. Ömer'im sever diye ona da mercimek köftesi yaptım. Vallahi Oğulcan da evde tutturdu, anne ben yiyeceğim diye. Yok dedim. Ömer'ime yaptım ben bunları dedim. Ömer'im derken? Asiye'm de sever diye ona da kıymalı börek yaptım. Tamam. Yeriz. Kalkın kızım. Aç bakayım. Bak, içinde beyaz olan da börek var, öbüründe de mercimek köftesi var. Hadi bakalım, güzel güzel yiyin çocuklar, size yaptım. Of of of, çok güzel gözüküyor. Hı. Gel. Yiyin yiyin. Güzel güzel yiyin yavrularım. Ben hepinizin anasıyım. Tü tü tü, maşallah maşallah. Şu yakışıklılığa bak. Aynı Tarık Akan. Rahmetlinin gençliği. Yenge, abartma sen. Aa, ne demişler Ömer'im? Kaş göz, gerisi söz. Maşallah maşallah, subhanallah. Kurban olurum ben sana. Buyur usta. Boya işi mi sadece? İyi, geliriz Ömer'le. Sağ ol usta. Bu kim ya? Anak Şengül. Allah Allah, hayırdır inşallah. Ay, niye gelmiş bu? Ay, çok yedim. Kesin bir kilo aldım şu an. Kızım sen de biraz yavaş ye. Bak, Ömerciğime hiçbir şey bırakmadın orada. Afiyet olsun. Buyur baba, beraber olsun. Annem hep su ikili yapmış bak. Ha. İyi yapmış. Sorar mısın Şengül Hanım'a? Hangi dağda kurdu ölmüş acaba? Söyleyin kendilerine. Çocuklarıma yemek yapmak için hiçbir sebebe hacet yok. Kendileri de hala benim yaptığım yemeklerle doyuyorlar. Söyleyin lütfen Orhan Efendi'ye. Bence herkes birbirini duyduğuna göre bir çevir yapmaya gerek yok diye düşünüyorum ben. He kızım, he. Gerek yok. Amca alsana, çok lezzetli.
Hadi alayım bir tane. Amca al börek de. Onda bir tane kalmış çocuğum. Onu ben sana yaptım. Sen ye. Ya yenge doydum ben. Amca sen... Aa Ömer çok kızarım. Ben sana yaptım onu. Bak zaten süzüldün yavrum sen. Sen ye. Yiyeyim ben. Anan ne zamandır burada kızım? Ne bileyim geldiğinden beri böyle işte. Ha. O zaman kesin gelirken bir şey oldu. Yatırlı perli bir evin önünden geçtiyse demek ki. Baksana uğramışlar buna belli yani. Hem bir yandan laf sokuyor hem de bir yandan benim yaptığım mercimek köftelerini löp löp yiyor. Lütfen kendilerini uyarın. Hadi hadi gidelim. Evet daldık gittik. Afiyet olsun evladım. Allah zihin açıklığı versin. Heh. Al gülüm bunu da. Tamam. Güzel gelsin dersiniz. Ellerine kurban sağ ol. Kurban olurum ben size. Sağ ol yenge. Canım benim. Eh ben de gideyim artık. İyi hadi abi uğurlu araba. Dikkatli sür arabayı. Aybike bir ders demişti. Yerine geç istersen. İstemiyorum ama. Ya bak işte bir sonraki ders Mutlu Mesut sınavımıza gireriz ha. Belki kopya verirsin. Vermem. İşte ben de bu netliğin hastasıyım ya. Oh paşam maşallah. Bir ders demiştim. Aybikeciğim. Bana bugünlük müsaade etsen ha. Hatta ben bundan sonra hep burada otursam. Oldu canım. Git aşkını dağda, bayırda, çayırda, çinlerde yaşıyorsan yaşa. Ama burası benim sıram. Okey miyiz? Anlıyorum. Son bir ders. İyi peki öyle olsun. Son ama. Herkes sırasından uzaklaşsın. Çantalara ve sıralara kimse dokunmayacak. Arama yapacağız. Hocam ne oluyor? Sınav olacaktık. Ne araması bu? İçinizden biri çantamdan sınav soru kağıdını almış. Hangi açık göz yapmış bunu? Önce onu bir anlayalım. Soru kağıdı burada Turgut Bey. Bu çanta kimin? Benim. Nasıl ya? Asiye yapmaz öyle şey. Hocam evet ben sizin çantanızdan bir şey almadım. Gerçekten ben yapmadım. Bunları müdür beye anlatırsın Asiye. Hiç beklemezdim senden. Çok yanılttın beni. Bursun da kesilecek biliyorsun değil mi? Hocam yapmayın. Başka biri bir şey yapmıştır. Asiye yapmaz öyle şey ya. Evet hocam. Zaten notları çok iyi. İhtiyacı bile yok ki. Artı bir hocam. Ya kim yaptı bu gerzekliği? Çıksın söylesin. Boşu boşuna bursu kesilecek. Ben yaptım. Sen mi yaptın? Evet hocam. Çalışmamıştım. Çantanızdan soruları ben aldım. Siz sınıfa girince de panikle Asiye'nin çantasına koydum. Turuk saçmalama, çantama bir şey falan koymadın. Hayır Asiye, ben yaptım. Sen görmedin. Tamam, bu kadar yeter. Hemen müdür beyin odasına Turuk. Thank you.
Vay be. Aşka bak. Resmen Asiye'nin suçunu üstlendim. Ne suçu ya? Ben bir şey yapmadım ki. Kimin yaptığını anlamak için daha iyi olmaya gerek yok. Niye böyle şeyler yapıyor bu kız ya? Abini kıskandığı için niye olacak? Bahse girerim, harika yaptı. Süsi, ben mi malım yoksa paraya mı ihtiyacım var? Ha varsa söyle, vereceğim. Ya tamam işte, öyle geyik yaptım ya. Ne oldu? Ceza aldın mı? Elinden geleni yap harika, olur mu? Sonuç alamayacaksın. Ne oluyor ya? Ben bir şey yapmadım. Asiye hırsızlık yaptı. Sen de onun suçunu üstlendin. Olan bu. Asiye hiçbir şey yapmadı. Sen yaptın. Ona zarar vermek istiyorsun çünkü bizi kıskandın. Kıskandın mı? Ya ben sizin neyinizi kıskanacağım ya? Sizin olayınız ne ki? Hemen anlatayım ben sana. Olayımız şu. Ben, yani Doruk Atakul, Asiye'ye aşığım. Ama henüz sevgili değiliz. Çünkü o bana güvenmiyor. Haklı olarak. Ama ben onun güvenini kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Herkesin merakını giderdim mi? Millet, alkış nerede? Gelin ve damadı sahneye alalım. Kabul et. An itibariyle Doruk bizim kızı kaptı. Tamam, bir şey mi dedik be? Olduğumuza inanamıyorum ya. Ben de. Git sen. Harika. Oy benim yaralı ceylanım. Ne yaptın sen tatlım ya? Gider misin? Rahat bırak beni. Yok, gidemem. Yani bu nasıl klişe bir entrikadır balım ya? Nedir yani? Amacın neydi senin? Asiye'nin okuldan atılması. Heh. Hadi diyelim atıldılar. Dünya Ataman Koleji'nden mi ibaret sanıyorsun? Dışarıda görüşürlerdi. Tamam, belki üstüme gelme. Hırsa kapıldım. Hata yaptım. Tamam. Ama sayende sevgili oldular. Asiye'nin kahramanı oldu Doruk. Sen neden ilgileniyorsun bu konuyla bu kadar? Doruk benim en yakın arkadaşım, biliyorsun bunu değil mi? Ama artık o kızın yanından ayrılmayacak hiç. Hatta diğer eziklerle de takılacaklar. Sayende yani. Tebrik ederim. Hazırım. Ya her teneffüs gelip aynaya bakmanı anlarım da eve giderken ne alaka? Kime bendireceksin kızım kendini sen? Kendime. Siz erkekler bunu pek idrak edemiyorsunuz ama kendime güzel görünmek istiyorum Ömerciğim. Siz de gidin ancak onu bunu beğenince saçınıza başınıza bakın. Biz de durum farklı taktım. Sen git Aybüke, bekleme beni. Niye?
Tamam tamam, hadi gittim, görüşürüz. Selam. Bir dakika, bir dakika dur. Yapma böyle ya. Önümden çekilir misin Ömer? Tamam, çekilirim. Ama böyle yapma, ne olur. Nasıl yapmayayım? Senden korkar gibi mi, yoksa sana kızar gibi mi? Hangisini yapmayayım Ömer? Bana kızmakta haklısın. Ama benden korkma. Biliyorum o gördüğün şeyler korkunçtu. Ama ben kötü bir insan değilim. İki dakika dinle beni yeter. İki dakika. Sadece iki dakika. İkna olursam olurum. Olmazsam bir daha yanıma yaklaşmak yok, tamam mı? Tamam, anlaştık. Hadi o zaman. Süremi başlat istersen. Dinliyorum Ömer. Peki. Şimdi dünya toz ve gaz bulutudur kadar olmasa da biraz geri saracağım. Bizim annemizle babamız 2 ay önce öldü. Aynı gün, farklı yerlerde. Evet, ben de yok artık demek istiyorum. Ama doğru. Annemin ölünce hiçbir akrabamız sahip çıkmadı bize. Ortada kaldık. Kardeşlerimle birlikte amcamın bahçesindeki... kümese sığındık. Kümese mi? Böyle söyleyince tuhaf oldu ama... amcam yaptı orayı. Çok güzel ev oldu. Hani o gece tavuk taklidi yaptılar ya. O yüzden de. Ayşe. Ben senin evine gelirken bütün bunları geride bırakmak istedim. Bir an olsun o kümesten kurtulacağım. İnsan gibi yaşayacağım sandım. Ama sonra harikaları bir güzel hatırlattı bana gerçekleri. Tolga da o kurye çocuğa zorbalık edince işte kaybettim kendimi. Aslında benim öfkem yaşadığım acılara, size değil. Sürenin sonuna geldik. Özet olarak çok pişmanım. Tekrar özür dilerim senden. Teşekkür ederim beni dinlediğin için. Çok güzelmiş burası Doruk. Evet, değil mi? Beğeneceğini biliyordum. Kızlar genelde seviyor böyle çiçekli böcekli yerleri. Yani
duygusalsınız ya, o anlamda diyorum. Erkekler duygusal olamaz mı? Bir tek kızlar mı çiçek böcek sever? Yani haklısın aslında. Seninle de işimiz zor ha. Sen çok kitap okuyordun değil mi? Sen de okusan iyi olur. Okuyacağız mecburen. İnsanın böyle akıllı ve zeki bir sevgilisi olunca mecbur okuyacağız. Ben de boş bir adam değilimdir yalnız ha. Zekiyimdir yani. Niye gülüyorsun? Aptal mıyım? Sence sen aptal olsan ben seninle hoşlanır mıyım? Uçak mı? Doruk. Ya uçak geçti, duyamadım. Doruk, duydum. Of ya, ben şu hoşlanıyorum kısmını bir dolu dolu duyamadım arkadaş ya. Şöyle geçelim mi? Geçelim bakalım. Değiştir sen lafı yine. Evet ya, doğru ya, pardon, evet. Kurallar, haklısın. Özür dilerim. Peki, kurallar ne der, ben öğrenebilir miyim? Nasıl yani? Şimdi mutlaka kitap okunmalı. İyi bir adam olacak, o zaten cepte. El ele tutuşmak serbest ama sarılmak yasak. Hadi ya. Okul zamanlar geçti yalnız güzelim. Artık sevgilimsin. Doruk yapma. Doruk yavrum Doruk. Peki. Benden hoşlandığını ilk defa ne zaman fark ettin? Al sar bunu boynuna. Üşütürsen sesin kısılır. Ne yaptı bu şimdi? Bilmiyorum Ömer, boş ver. Nasıl ya? Sen o gün suratıma bile bakmamıştın benim, konuşmamıştın bile benimle. Verdiğim atkıyı da sıranın altına sokuşturmuştun. Asiye hiç gülme, çok iyi eziklemiştin beni, hatırlıyorum. Sen ne zaman anladın benden hoşlandığını? Ben... Sensiz zavallı, terbiyesiz. Lafını bil. Oo, Asiye! Ne? Nasıl, o gün ne kadar kötü davranmışım, bana iğrenç şeyler söylemiştin. Evet ama içimden de vay be, sıkı kız demiştim. Cesur ve cool. Bir de o kadar güzeldin ki. Aç kalbini, ben geldim. Sıkı sıkı tut, bırakma sağ. Zor yıktım duvarlarımı, kıymetini bil. Uzatma bak yıldızlarımı, döktüm açtım kapılarımı. Gir içeri gör parklarımı, bahçelerim yanar var. Ben mi var nereden ürktüm? Ben anlamam toptan tüfekten, ben anlamam taştan yürek. Ben anlamam toptan
Hayırdır? Sen niye Kadir abimleri yemeğe çağırdın? Ay size de bir türlü yaranılmıyor ha. Kötü davrandım bir dert, iyi davrandım bir dert. Ailecek bir yemek yiyelim dedim, fena mı ettim? İyi, tamam, tamam. Salatalık doğrayayım mı? Ha, doğra, doğra. Ha, Asiye'yi çağır, o da bir el alsın şu yemeğe. Asiye Hanım şu an meşgul. Kendisi gezmelerde. Sevgili yaptı. Sevgili mi yaptı? Kimi sevgili yaptı? Bu Akif Bey'in oğlu var ya, Doruk. O. Vay maşallah. Buzluğa bak sen. Ailecek turnayı gözünden vurdular, kader yüzlerine güldü. Kızım sen niye zengin çocuklarla arkadaş olmuyorsun? Ne bileyim anne. Çirkinim herhalde. Bana bakmıyorlar. Ağzından yel alsın Aybike. Bir daha asla duymayacağım öyle bir şey. Senin şu tatlılığın, gamzelerin, zekan, kolluğun. Kolluk değil anne o, cool'luk. Cool'luğun. Cool. Cool'luğun. Tamam oldu. Kurban olurum ben sana. Oh 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 anasının güzeli. Dön de aynaya bir bak. Dünya güzelisin sen. Koku ne Aybike? Ay bak beni lafa tuttun, yakacaksın güvece ha. Bir kilo et var bunun içinde. Kullukmuş, kullukmuş. E ben gidiyorum o zaman. Git, çocuğa iş ver. Git kendin yap. Ne güzel evmiş. Kimin bura? Bizim yeni patronun eviymiş. Birkaç gün olmuş taşınalı. Yeni patron? Yeni patron derken bizim rahmetli Kenan Bey vardı ya, onun eşi işte. Suzan Hanım'ın evi mi? Ha evet onun. Harika hanım da yani. Oğlum demek ki kadın kocasını kaybedince aynı yerde yaşamak istemedi. Ne işiniz var sizin burada? Nasıl girdiniz siz içeri? İyi akşamlar. Evin çalışanı açtı kapıyı bize. Suzan Hanım'ı bekliyoruz. Evin boyası için geldik. Oldu. Okulda gördüğüm yetmiyor. Bir de akşam evimde mi göreceğim sizi? Ne dedi bu? Aynı okuldayız da biz. Meczup işte abi, takılma boşver. Rıza Usta'ydı değil mi? Merhabalar. Merhaba. Merhaba Suzan Hanım. Evet efendim, Rıza ben, ustabaşı. Yine bizim inşaat ekibinden bir arkadaş ve onun kardeşiyle çalışacağım. Onları da sizinle tanıştırmak için getirdim. Evet evet, iyi yapmışsınız. Benim için uygun, ben onları tanıyorum zaten. Biz bu eve yeni taşındık. Bu renk de eski ev sahibinin tercihi ama ben beğendim. Aynısından bulabilirim dersen... Buluruz, buluruz. Kolay, hallederiz. Hah, harika. O zaman ben sana yukarıdaki odaları göstereyim. Buyurun yukarı çıkalım. Siz çocuklar beklerken bir şey içer misiniz? Sağ olun Suzan Hanım ya. Taze limonata yaptım. Sağ olun. Peki, buyurun. Kızı cadı ama annesi tatlı biri gibi. Öyle. Harika'nın kardeşi var mıydı? Aa, vardı, vardı. Kayıp kardeşi vardı ya. Olcan anlatmıştı hani. Ömer, bırak oğlum şunu ya, yeter. Küçükken de cadıymış ha. Tipi kes. Ömer. Çok sürer mi bu iş? Bilmiyorum yani. Ustanın boya hesaplaması bir bitsin, ondan sonra belli olur. İyi. Umarım çok sürmez. Çünkü her gece, her sabah bunu görme eziyetine katlanabileceğimi sanmıyorum. Aynı evin içinde olmaz yani. Tamam çocuklar, notlarımı aldım ben. Gidebiliriz.
O zaman siz hazır olunca bana haber veriyorsunuz. Tamamdır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oğlum şu kabak sarmayı uzatacak mısın bana? Al babacığım. Sağ ol oğlum. Al tekrar vatanına geri yolla da var. Dünyanın bir ucundan geldi. Ya sabahtan beri arıyorsun, bir huzur ver ya. Bir huzur ver ya. Kim o? Kim o? Müdür. Nebahat müdür arıyor. Kim olacak? Allah Allah. Efendim müdür söyle. Ya evet açamadım çünkü müsait değildim. Tamam söyle işte ne var? Tamam. Tamam ben yarın geleceğim okula. Ne oluyor Akif? Ne diyor? Oğlun sınav sorularını çalmış. Ne? Doruk sen sınav sorusu mu çaldın? Niye çaldın oğlum? Ya niye çalacak? Çalışmamıştır. Ya da heyecan arıyordur. Evladım madem çalacaksın niye yakalanıyorsun? Hı? Saf mısın sen ya? Allah Allah. Yalnız baba bravo. Yani bakış açına hayran kaldım. Oğlum Doruk konuşsana. Fırsat verirseniz anlatacağım. Estağfurullah efendim fırsat ne demek? Biz Hatip'in lafını kesmek istemiyoruz. O kadar merak ediyoruz ki şu an açıklamanızı. Onu böyle tek yürek böyle bekliyoruz. Buyurun. Neden yaptınız acaba? Soruları harika çaldı. Sınıftan bir arkadaşımızın çantasına koydu. Ben de o arkadaşımızın başı derde girmesin diye suçu üstlendim. Görüyorsun değil mi Akif? Görüyorsun değil mi? Hı? Kızı da anası gibi. Anası gibi. Hin. Hin bunlar. Anne ne yaptın ya? Yani tamam küssünüz de bu kadar ağır konuşmasan. O kadın bu kadar ağır konuşulacak bir kadın çünkü kızım. Kızım şimdi Kenan amcanız vefat etti ya. Vefattan sonra tabii Suzan şirkete gelip gidiyor ortak olduğu için. Ama işi gücü de bilmiyor yani. Bir geriliyor ortalık. Annen de ona sinirleniyor haliyle. O yani. Ama asıl benim merak ettiğim başka bir şey var. Şu Harika'nın gazabına uğrayan arkadaşın. Güzel biri herhalde. Yoksa böyle bir aptallık yapmanın bir manası yok. Hı? Çok güzel. Oğlum, sen aşık mı oldun? Ya anne olayı sen hemen dramatize etme, gözünü seveyim ya. Olmuş bu bak, olmuş. Bak güldün gördüm ben o gülüşü. Akif tamam. Kimin kızı? Ha? Bizim okulda okuduğuna göre cemiyetten biri herhalde. Ay, İhsan Beylerin kızı. Tamam. İhsan Bey'in kızı değil mi? İhsan dediğin şey İhsan. Restoranlar zinciri olan İhsan Bey. Evet, evet. Ya var ya nasıl güzel olur. Benim o işe giresim var ya. Benim vallahi... Hadi o mu, o mu? Ya ha? Durun, durun. Ne yaptınız ya? Yok, o kız değil. Kim? Şimdi açıklamak istemiyorum. Sorgun bittiyse kalkacağım. Tamam oğlum, tamam. Kalk. Afiyet olsun size. Sağ ol. Ben de doydum. Afiyet olsun. Melisa, sen biliyorsundur. Kim? Restorancı İhsan olaydı var ya, ah. Şu Harika'dan ayrıldığına çok mutlu oldum yalnız. Koyun can derdinde, kasap et derdinde ne boş. Öyle. Ne yapalım? Doruk, beklesene. Ya anneme neden hoşlandığın kızın Asiye olduğunu söylemedin? Konu uzayacaktı masada. Ben de pek havamda değildim. Olsun. Bence yine de söylemeliydin. Söylerim bir ara. Her şeyi hemen öğrenmeleri gerekmiyor değil mi Melisa? İyi. Peki madem. Nasıl istersen. Zaten pek bir gizemli davrandım. Yani ben bile herkesle beraber öğrendim. Sanki sen her şeyi anlatıyorsun da
Şu kalpli kurabiyeler kime yapıldı hala öğrenemedik. Hadi kaçtım ben. Afiyet olsun. Güveç tandırı yaptım. Madırım bu nasıl bir şey ya? Böyle hasta adam ayağı dikti resmen. Evet çok güzel kokuyor yenge. Yengen kurban olsun sana boncuğum benim. Yenge eline sağlık ya. Kesene bereket amca. Oğlum benim keseme değil ki. Yengenizin kesesine bereket. Benim hiçbir şeyden haberim yok ki. Ne zamandır konuşmuyoruz kendisiyle. Ya aşk olsun. Yani kocama, yeğenlerime, çocuklarıma bir sofra kuramayacaksan ben niye yaşıyorum değil mi? Bundan sonra ne buluyorsak bölüşüp birlikte yiyeceğiz çocuklar. Ömer'im ver tabağını ver. Yok yenge. Biraz daha et koyacağım sana ver ver. Peki. Ver kuzum. Dur bakayım. Şöyle. Oh afiyet olsun. Al canın için. Sağ ol yenge. Ya böyle ne güzel oldu değil mi ya? Ne zamandır bir araya gelmediydik. Allah sağ olasın. Çok güzel bir akşam oldu. Sanki böyle bir doğum günü falan kutluyormuşuz gibi değil mi ya? Aa, doğum günü dedin. Unuttum ben ya. Dur. Unuttum, unuttum. Bunu unuttum. Size hediye aldım. Yenge, hayırdır? Asiye ile sizin doğum gününüz ya. Öbürü kırılmıştı yani. Ben de beyaz eşya taksit ödemeye gittiğimde bunu gördüm, aldım. Bize telefon mu aldın yenge sen? Yenge, ben öbürünü tamir ettirmiştim ya. Ne gerek vardı ona? Olsun, tamir ettir. Bu da Ömer'imin hususi telefonu olur. Asiye'min de tabii. Şimdi sen de genç kız oldun ya, arayanın sorunun olacaktır. Yenge, çok sağ ol. Çok iyi oldu bu ya. Ömer'im, dilerim tez zamanda daha güzelleri senin olur. Madırım, sen sanki bu aralar Ömer'i bir başka seviyorsun gibi ya, ha? Yoksa ondaki potansiyeli mi fark et? Dersleri mersleri değil ya. Oğlundan da kızından da belli ki bir şey olacağı yok. E sen de Ömer'e yatırım yapayım dedin. E haklısın sen de ya. Sonuçta aramızdaki en potansiyel CEO da o. Aa, ona nasıl laf öyle olacaksın? Ben hiçbir evladımı birbirinden ayırmam. Bence babam Lara'yı düzeltmek için yaptı. Bak başardı da. Biz de boya badana işe aldık Ömer'le. Wonderful'un evini boyuyoruz kuzen. Ne? Nasıl? Bildiğin boyamadın. Kadir abi, Ömer'im ne olur ya. Ben de iki fırçalıyım ya. Ne olacak ki? Oğlum dur, tamam. Tam bir iyileş gelirsin ya. Sakin. Aa, siz Suzan Hanım'ın evini mi boyayacaksınız Kadir'le ikiniz? Suzan Hanım da orada oluyor mu? Ne oldu ya? Sen niye bu kadar ilgilendin ki? Ya onların boya işinde bana da bir temizlik işi düşer diye şey yaptım. Ay ayranı unuttum ben ya. Dur onu da alayım getireyim. Sofraya koymayalım, çok kafam kaldı bendeymiş. Ben hala ısrar ediyorum ya. Ya pelli köşk etkisi ya da yüksek ateş. Ama madırım kesinlikle kendinle değil. Alacağınız değil mi beni? Tamam sakin ol. Vallahi iki aydır yemediğimiz yemeği yedik ha. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Gelmez, gelmez. Abi masanın bu gece sen okur musun? Tabii okurum fıstığım. Fırla! Yaşasın! Abi,
sabah unuturum falan. Akbil'i doldurmak için param var mı? Var bir tanem. Montumun cebinde 20 lira var. Al hep senin olsun. Abi bu ne? Ne var senin içinde? Şş, çık dışarı. Çık dışarıda konuşalım. Hadi gel abicim. Ömer, biz bir hava alacağız abicim, tamam mı? Bak bir tanem, ağrım vardı, doktora gittim. O da röntgen çekti. Bu da onun sinisi, tamam mı? Neyin varmış peki? Öyle önemli bir şeyim yokmuş, böyle basit kas ezilmeleri dedi. Ağrı kesici verdi, kas gevşetici verdi. Yolladı ondan sonra. Abim sen niye polise gitmiyorsun? Niye o pisliklerin sokakta dolaşmasına izin veriyorsun? Bak bir tanem, köprünün altında 1000 tane ipsiz sapsız adam var. Ya benim şikayetimde polis hangi birini bulacak? Zaten ben bile doğru düzgün yüzlerini görmedim ki. Köprünün altı mı? Hı. Sahil demişsin o gece. Hı. Kafam karışmış benim, ondan öyle söylemişim yani. Başka bir şey var. Kapkaççı değil, değil mi abim? Abi sen bize ne saklıyorsun? Abi. Bak başımın belası. Ben sana söyleyeceğim ama sen de gidip kimseye söylemeyeceksin. İkimizin arasında kalacak, tamam mı? Şu Ömer'in dövdüğü çocuk var ya Tolga. Onunla kavga ettim. Yani kavga ettim dediğim... Ömer'e bir şey yapmasın diye hıncını benden çıkarmasına izin verdim. Abi ne diyorsun? Niye böyle bir şey yaptın? Niye dövdü o çocuk seni? Bir tanem bir sessiz ol. Ya ne yapsaydım, ne yapsaydım? Bıraksaydım da bütün hıncını Ömer'den mi çıkarsaydım? Abi ya sana bir şey olsaydı? Ne yapardık biz sana bir şey olsa? Bir tanem benim. Güzelim ben. Bak bana. Bak ben iyiyim. Karşındayım senin şu an. Hem ben ne için varım zaten? Sizin iyiliğiniz için varım. Ben ölmüşüm, gebermişim. Bana ne olmuş olmuş, boş ver. Abi ama ya çok kötü bir şey olsaydı? Ya vallahi bak sana inanamıyorum. Ne? Neye inanamıyorsun Asiye? Şeye ya, şu yengemdeki inanılmaz değişimi. Hiç sorma onu abi. Sanki yengem gitti, başkası geldi ha. Ya emin olmak için yakından bile baktım. O muymuş peki? Vallahi o gibi duruyor. Ne yapıyorsun? Yardım edeyim mi? Ha yok yok, ben hallettim. Sen git içeride dinle. Şengül, ya çocukların yanında söyledim. Bak bir daha söyleyeyim. Bu akşam çok güzel oldu ya. Vallahi sağ olasın. Aşk olsun Orhan, ne yaptım ki? 4 tabak daha koydum masaya. Hem onlar da bizim ailemiz, değil mi? Oh be Şengül. Vallahi şunu anladın ya, çok şükür ya. Ya bu çocukların anasız babası neler çektiğini anladın ya. Onlara kucağını açtın ya. Vallahi artık ölsem de gözüm açık gitmez ha. Aa, ağzından yer alsın Orhan, ne biçim laf öyle? Öleceğim, öleceğim. Dur daha çocuklarımızın mürüvvetini göreceğiz. Yeğenlerimizin de. Belki dünya turu yaparız seninle. Ne? Dünya turu mu? Ha, zengin olursak gezmez miyiz dünyayı? Ne güzel olur değil mi? Hadi hadi, ayağımın altında dolaşma hadi. Hadi ben bir kahve yapayım da şöyle karşılıklı içelim. Hay sen yaşa Şengül, vallahi yap da içelim. Kaç gündür böyle tek başıma içim şişti ha, küs küs. Hadi yap. Anladın benim kıymetimi değil mi? Ha? Anladın, anladın. Ataman Koleji'nde aşk, macera, entrika dolu yeni bir güne hazır mıyız gençler? Hazırız, hazırız da benim ilk önce gidip kitapları iade etmem lazım kütüphaneye. Evet, benim de bugün son günüm. Hadi gidelim. Gel, gidelim. Kuzen, bugün yeniden konuşmayı deneyeceğim mi Ayşe'yle? Yok oğlum. Ben dün diyeceğimi dedim. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Hmm. Öyle 2 dakika dinleyip gittim yani. Böyle giderken iyi tamam mı bir şey demedi mi? Demedi. Ama ben ona dedim zaten hani benle konuşmasan da bir kere dinle yeter dedim. Dinledi gitti. Yetti yani bu sana. Ha bundan sonra konuşmasan da okeysin. Okey. Ah ya.
Öyle bol kesten sallarsan böyle çarpılırsın işte. Ayşe? Ayşe? Aa, Ayşe. Madem böyle başladı her şey, bu sefer de ben başlatayım dedim. Acıdım çok. Yok, acımadım. Buz getireyim mi? Hayır, iyiyim böyle. İyi bari, sevindim. Yoksa ben de tuvalete kadar peşinden gelip kafana buz tutup rezil olacağım diye çok korkmuştum. Sınıfta görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Oğlum barışmışsınız işte ya. Temiz bir başlangıç olmuş sanki. Galiba. İyi, top sırası da sana geçti. Ha? Oğlum sırayla birbirinizi kafasına top atıyorsunuz ya, onu diyorum. Ya sıra sende şimdi, rahatız bir süre. Mükemmel taktik ya. Oğlum nereden geliyor aklınıza böyle şeyler? Yürü hadi. Disiplin cezası. Uzaklaştırma aldın mı? Yok. Adam direkt sicilini işlemiş ya. Ya diyorum... Ben bu okulun sahibiyim diyorum. Bir şey yapamaz mıyız diyorum. Hayır diyor. Herkese eşit muamele diyorum. Arkadaş nasıl idealist bir müdüre denk geldiysek... Olacak iş değil ya. Ben ne yapayım? Kovsam mı bunu? Ne yapayım? Yok babacığım. Burak Hoca iyi biri. Herkes çok seviyor onu. Ben de seviyorum. Oğlum, bak ben senin bu sevgi kelebeği halinden aşırı sıkıldım, haberin olsun ya. Bu ne mıy 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 mıy, onu seviyorsun, bunu seviyorsun. Tamam. Tamam canım, öyle hemen kovmam zaten. Dursun biraz da. Arkadaş, koca Akif Atakoğlu'm, nelerle uğraşıyorum ben ya. Ya tamam babacığım. Bir daha böyle bir şey yaşanmaz zaten. Ondan iyi hiç emin olma, burada kurulmuş bir Bermuda şeytan üçgeni. Sen, harika. Senin o gizemli güzel kız artık her kimse. Bak o harikaya dikkat et. Yemin ediyorum bak, bu okulun altına piş alttan alevi verir, yakar. Ondan sonra alır drinkini, karşısında yanışını seyreder. O öyle tehlikeli bir kız yani. Peki tamam. Ya sana da kızamıyorum şimdi, anladın mı? Kendimden biliyorum. Yakışıklık başa bela işte. Ne gülüyorsun oğlum? Senin baban benim lan. İki ton açığımsın, o kadar bir farkımız yok ki. Hadi gidiyorum ben. İyi dersler. Sağ ol. Gülme. Akif Bey. Oo Ömer Beyciğim. Ben de sizi arıyordum. Odanıza baktım, yoktunuz. İmzalanacak birkaç evrak var. Şirkete ne zaman teşrif edersiniz acaba? Onu soracaktım. Kusura bakmayın, söyleyemedim. Ben artık sizle çalışamayacağım. İyi. Ne yapacaksın peki? Abimi dinleyeceğim artık. Sefalete devam diyorsun yani. Ön teker nereden giderse arka teker de onun peşinden diyorsun yani. Öyle mi? Doktor olacağım diyorum. Kimsenin yere düşürdüğünü almayacağım. Kimsenin pis ayakkabısını silmeyeceğim. Bak çocuk. Üzüm ezile ezile şerbet olur. Kömür sıkışa sıkışa elmas olur. Eğer ananın karnından şanslı doğmadıysan, birilerini ezene kadar ezilmeye mahkumsun. Ki bildiğim kadarıyla sen şanslı doğanlardan değilsin. Öyle değil mi? Şanslıyım ben. Benim annemle babam çalışkan, iyi niyetli insanlardı. Bana azimli olmayı, dürüst olmayı öğrettiler. Yani demem o ki, benim yolum ayrı, sizinki ayrı. Vay be. 17 yaşında çocuk dünyayı katlamış, cebine koymuş. Öyle olsun bakalım.
Bunlar önemli konular. Anlamadığın bir şey olursa yine sorarsın Aybüke, tamam mı? Tamam hocam, sağ olun. Rica ederim. Alo. Abi bekleyin, geliyorum iki dakikaya. Hocadan eski ders notlarını aldım. Oğulcan, sanki keyfime bekletiyorum. Az bekle işte, üf. E hadi Aybük, gelmiyor musun ama? Seni bekliyorum. Mal mı bu? Gerizekalı ya, al. Ya dur bir, dur ya. Biraz konuşalım. Çok özledim ben seni. Berk, sen ne kadar iğrenç bir insansın. Hiç utanman falan yok mu? Cidden bak, merakımdan soruyorum. Babandan utanıyorum, evet. Yani sürekli karşılaşmamaya falan çalışıyorum. Ama bak, ben ona isteyerek bir şey yapmadım, tamam mı? Ben Kadir'le kavga ettim. Peki senin böyle uslu bir çocuk olmanda acaba Mazlum abinin de birazcık payı var mı? Aldım tatlım haberlerini, bir güzel benzetmiş seni. Ya ne oldu? Korktun mu sen? İyi ya, bir sıkıntı yok o zaman. İçin soğumuş senin belli ki. Sıkılıyorum ya, ne yapsak? Dışarıya bir kahve içmeye falan mı çıksak ha? Laflarız dayım. Olcan, siz gidin, ben bir sonraki otobüsle geleceğim. İşim çıktı. Olcan kapat kapat, işim çıktı işim. E hadi gidelim o zaman. Ne bekliyoruz? İşte şöyle Oha! Ne yapıyorsun ya? Çok güzel yaptım. Salağa bak ya. Babamı hastanelik etmiş. Kuzenlerime saldırmış. Yetmemiş bir de gelmiş bizim bahçeye, dalgasını geçmiş. Gel kahve içelim diyor paşan. Gebertirim oğlum seni. Kafanı gözünü kırarım senin, ne? Ya dur ya, sen bekle dur. Ha, dur şimdi bekle. Dur kız dur, ne yapıyorsun? Sustalı falan mı çekeceksin yoksa bana? Ya biz seninle var ya, muhteşem bir ikiliyiz ama ya. He canım, he he, öyleyiz. Al sana muhteşem ikili. İçim falan da soğumadı benim, dur. Duydun mu? Dur, kör olacağım. Ne yapıyorsun Aybüke ya? Tam bir psikopatsın var ya. Bayılıyorum sana. Hanım. Merhaba. Bizim oğlanlara yemek getirdiydim de okuldan sonra size boya yapmaya geleceklermiş. Ha evet, geldiler, içeride çalışıyorlar. Ha iyi iyi, çalışsınlar çalışsınlar. Bu iki kardeş benim yemeklerime pek düşkündürler. Başka hiçbir yerde yemezler. Ben de iki lokma bir şey yaptıydım yesinler diye. Ne demişler? Aç ayı oynamaz. Buyurun. Kolay gelsin. Yenge? Söyle, yengesinin yakışıklısı, söyle. Yenge hayırdır, bir şey mi oldu? Yok gülüm, yok, korkma, bir şey olmadı. Oğulcan söyledi, okul çıkışı dedi, boya yapmaya gidecekler dedi de... dedim aç bir laf, çalışmasın çocuklar. Size kendi ellerimle yemek yaptım. Yemek yaptın? He. Kuru patlıcan dolması. Bolca yaptım ki hani Suzan Hanım sizin canınız çekerse... belki açlık siz de yemek istersiniz diye. Sağ olun, teşekkür ederim. Kadir, o zaman içerideki boyaları biraz inceltelim biz. Ömer, sen de orayı bitir oğlum. Sonra yemek molası veririz. Tamam usta. Vallahi bu çocuk var ya Ömer, elini neye dokundursa çiçek gibi açtır. Aa bak, boyayı da tablo yapar gibi yapıyor. Bunun notları da çok iyi Suzan Hanımcığım. Tüm notları 100, 100, 100. Öyle mi? Bilmiyordum notlarının yüksek olduğunu Ömer. Tebrik ederim. Harika hiç bahsetmemişti. Şey... Harika pek hoşlanmaz bizden. Aslında bayağı hoşlanmaz. O yüzden yadırgamadım söylememizi. Doğrudur. Harika biraz zor bir çocuktur. Yok canım, yok. O da melek gibi bir kız. Bakmayın siz bunların dalaştıklarına. Aslında hepsi kardeş gibiler. Ben görüyorum.
Eğer notların böyle yüksek devam ederse üniversiteye girişin çok etkiler bu. Büyük faydasını görürsün sınavda. Suzan Hanım, Ömer üniversiteyi kesin kazanır. Çok zeki bu çocuk. Hiç bizim tarafa çekmemiş. Ana tarafına çekmiş herhalde. Çok zeki, çok. Maşallah, maşallah Ömer'ime. Ömer, biliyorsun önümüzdeki sene okul seçimleri için bu notlar çok önemli. Eğer istersen sana yardımcı olabilecek, danışmanlık yapabilecek birilerini önerebilirim. Olur. Konuşuruz. Ay ne güzel olur. Vallahi Suzan Hanım, siz bu Ömer'in elinden bir tutsanız var ya. Yenge, sen de artık gitsen mi? Hem Suzan Hanım'ı da meşgul etmemiş olursun. Ha, doğru diyorsun oğlum, doğru diyorsun. Ben bunu izninizle bir oraya bırakayım o zaman. Siz artık başınızın çaresine bakarsınız çocuklar, tamam mı? Suzan Hanımcığım, ben bir lavabonuzu kullanabilir miyim? Malum yol uzun da. Tabii, yukarıda. Sağ ol. Aferin, aferin. Çalışın, çalışın çocuklar, çalışın. Kolay gelsin kardeş. Ne lavaboyu kullanacaktım ben. Alın. Fakir çocuk anasının zengin olduğunu bilmiyor. Bunu bile ne yapsın? DNA testi yaptırsın. Ömerciğim, ne kadar güzel bir ev değil mi? Aynı senin hayalindeki gibi. Artık kısmet. Kısmetten öte yol yok derler. Neyse, hadi kalın sağlıcakla. Kolay gelsin sizlere. Ben sizi yolcu edeyim. Sağ olun Suzan Hanım. Abi. Yengem ilaç falan mı kullanıyor? Kafası bir gidik sanki. Vallahi bilmiyorum onu, ben de anlamadım. Ya ilk başta amcamla barışmak için yapıyor diyordum da, bugünkü hali ne? O kadının sağ solu belli olmaz oğlum. Ama bir şey varsa yakında çıkar kokusu yani. Doğru değil. Of anne ya, zaten canım sıkkın. 40 saat dolaştım ben bunlar gidecek diye. Hala gitmemişler. Harika, saçmalama. Çalışıyor insanlar. Keyiften burada değiller herhalde. İlgilenmiyorum nedeniyle. Hadi. Siz de bitirin işinizi. Doğru kümesinize. Benim bugün için varoşlara ayıracak tamir kotam doldu. Harika. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ay, kusura bakmayın çocuklar lütfen. Biraz gergin bir günü galiba. Yok yok, biz alışırız. Harika ve kümestekiler bizim için yeni bir şey değil. Bu kümes meselesi nedir? Amcamın kümesi. Biz orada yaşıyoruz. Da amcam orayı güzel yaptı yani. Bayağı ev oldu. Sıkıntı yok. Da hala dalga geçiyorlar işte. Peki nerede kalıyorlar? Sokakta kalacak halleri yok ya. Biz sahip çıktık. Bizde kalıyorlar. Evde yani. Anlıyorum. Şengül Hanım, sizden bunu çocuklara iletmenizi rica etsem. Pek bir şey değil ama belki bir ihtiyaçlarını görürler. Ben bilmiyordum. Hayret, harika, bu konuyu konuşmaya bayılır normalde. Nasıl anlatmadı size ya? Yanlış anlamazsanız size bir şey sormak istiyorum. Tabii, buyurun. Benim verdiğim parayla
neden kümes yerine daha iyi bir yere geçmediniz? Yani bakın, paranın hesabını sormuyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Ben Şengül Hanım'a parayı verirken de aynı şeyi söyledim. Çocukların ihtiyacı neyse lütfen o karşılansın dedim. Bizim o dönem daha önceden kalan borçlarımız vardı. Onları ödememiz gerekiyordu. Biz de onları kapattık. Zaten biz aramızda konuşuyorduk sürekli. Bir türlü teşekkür edemedik size diye. Çok teşekkürler. Ne demek? Abi nasıl bize söylemez ya? Manyak mı bu kadın? Oğlum onu bunu geçtim, en kötüsü ne biliyor musun? Yani şimdi bize para vermiş de sanki biz ona teşekkür etmemişiz gibi oldu. Pek ona takılmış gibi değildi. Allah'tan. Ne yapacağız şimdi? Hesabını soracağız mı? Bilmiyorum ki oğlum. Yani kadın şimdi amcayla arayı yeni düzeltti. Bir de üstüne bize de iyi davranıyor yani. Yok abi, bence hiç susmayalım. Düşünsene ya. Harika gıcı biliyorsa, ha? Paramızı aldılar, teşekkür etmediler diye arkamızdan ne biçim konuşuyordur şimdi? Bir fırsatını bulur konuşuruz. Elbet vardır bir açıklaması. Kesin vardır abi, vardır. Vardır oğlum, vardır. Hoş geldiniz beyler. Ha ben Asiye ile Emel'i Orhan abiye gönderdim ya. Bu arada var ya bak, Burak Hoca çok kral adammış. Bütün ekipmanı halletti yani, Allah ondan razı olsun. Her şey tamam. Vallahi kralsın Mazlum ya. Ayıp ediyorsun oğlum. Ne oluyor abiler? Sabret oğlum. Görürsün birazdan. Sen şimdi git amcamlara söyle, 5 dakika sonra burada olsunlar. Ya tamam, çağırayım da bana da söyle, ne dönüyor? Sabret oğlum. Sabret, görürsün. Hadi. Allah Allah. İyi, öyle olsun. USB nerede Mazlum? Kadir'im USB bende. Şey yaptım, videoları üst üste yapıştırdım yani. Halloldu her şey. Oğlum sen var ya sen. Sen var ya sen kralsın lan. Sen ayıp edin, sen canını yiyin lan. Güzel olacak. Aksine. Ne oldu oğlum sana bugün? Patates gibisin, amatör. Evet. Ya oğlum hadi biraz kendine gel, toparlan ya. Sürekli kaybediyorsun. Sarmadı ki oğlum ya. Hayırdır? Sen bugün bir keyifsizsin. Bundan sonra tek takılacağım ya okulda falan. Belki ondandır. Anlamadım. Arkadaşlarım sevgili yapınca üzülüyorum diyorum. Takılacak kimse kalmadı diyorum. Bundan sonra senin bütün mesain Asiye ile olacak. Böyle mucuk mucuk, yapış yapış. Ayrılmazsınız da birbirinizden siz. Birlikte hiçbir şey yapamayacağız oğlum. Maça gidemeyeceğiz. Bilardo falan zaten yalan olur. Üzüyor yani bu durum beni. Ya sen bir kızla tanışsan, bir sevgili olsan da ben senden bir kurtulsam ya. Hiç işim olmaz kardeşim, biliyorsun beni. Öyle vıcık vıcık ilişkilere falan gelemem ben. Zaten kızlar seni ne yapsın be, ha? Psikopat. Beni ters köşeye getirecek bir kız arıyorum oğlum ben. Bu arada sen Asiye'ye aşık mı oldun cidden ya? Hem de çok. Neden? Beni çok pis ters köşeye getirdi de ondan. Çok acayip bir kız oğlum. Aşırı zeki, fena yani. Mutluyum. İlişkimiz sonsuza kadar falan sürsün istiyorum. Peki bu kız sana nasıl uyum sağlayacak? Kayak şampiyonu bir adamsın oğlum sen. Hadi diyelim İsviçre'ye gittik. Asiye de gelecek mi? Gelir tabii ya. Neden gelmişsin? Yani hani maddi imkanı falan yok ya. O yüzden dedim. Kümeste mi kalıyordu cidden onlar ya? Ya yok be oğlum. Öyle tavuk falan yok yani. Şirin bir yer bence. Kulübe gibi. Tek odalı bir ev gibi düşün.
Zaten sürekli orada yaşamayacaklar. Nasıl yani? Sürekli orada yaşamayacaklar derken? Yani normal bir eve çıkacaklar illaki. Ben o konuda yardımcı olacağım onlara, o iş bende. Ne yapacaksın oğlum, ev mi tutacaksın? Paramı vereceksin, ne yapacaksın? Ha. Bir ev tutarım. Kardeşleriyle taşınırlar. Benim sosyal hayatıma da zamanla alışır. Ben ona her şeyi anlatırım. Öğretirim, gezdiririm. Uyum sağlar yani bana. İyi bari. Sen mutlu ol da kardeşim. Ne diyeyim yani ben? Hadi bir el daha. Hadi. Hadi. Hadi kursa. Gel. Hadi. Sanki sonuç çok değişecek de anlatır. Seç seç bak, güçlü bir takım alıyorum bu sefer. Tamam hadi. Bu sefer tokatlayacağım hadi, seni kardeş. Tamam hadi. Vav. Wow. Abi ne yapacağız şimdi biz? Gel bir tanem, seç kendine bir yer, otur. Ay ay ay, ne kadar güzel olmuş burası. Sinema salonu gibi olmuş ha. Hadi hadi hadi, oturun. Ya hakikaten böyle oturup ciddi ciddi film seyredeceğiz. Ay Olcan uyanamadığına çok pişman olacak. Aman aman sakın uyandırma. Vallahi ilaç verdim, köhür köhür öksürüyordu çocuk. Çok kötü hasta olmuş. Ve işte karşınızda Mazlum. Efendim hoş geldiniz, çok kıymetli Şengül Hanım. Çok değerli büyüğüm Orhan abim, hoş geldiniz ikizler, canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Ve bu sıcak havaları karşılarken Eren Center Show'dayız. Hoş geldiniz. Öncelikle bu geceyi düzenleyen, bu geceyi düşünen, bu gecenin mimarı olan Kadir Eren. Bravo amcam. Ve tabii ki onun sağ kolu olan araştırmacı ruhlu. Yakışıklı mı yakışıklı? Bendenize lütfen birer alkış daha efendim. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Beni sizler yarattınız, sağ olun. Sonum hadi oğlum. Evet. Evet, pardon. Ve söz şimdi abilerin abisinde. Ben dün Emel'e bir söz verdim. Kırılan telefonda giden annemizin babamızın fotoğrafını... işte yağmurda ıslanan albümleri telafi edeceğim dedim. O yüzden yakışıklı mı yakışıklı, karizmatik mi karizmatik, araştırmacı ruhlu kardeşim Mazlum sayesinde de bunu hazırladık size. Hadi. Anne. Anne. Tanem otur. Otur izle sadece. Evet, işte bu video şimdi size canım Hatice teyze ve biricik Veli amcamdan güzel bir yılbaşı hediyesi. Hatice Hanım buyursunlar. Emel'im, kızım. Bu yıl bir yaş daha büyüyorsun annem. Sen de ablan gibi, abilerin gibi okula gidecek yaşa geliyorsun. Artık o küçücük parmaklarınla sen de yazı yazacaksın. Artık o masalları sen bizlere okuyacaksın yavrum. Veli abi sana geçiyorum, hazır ol, hazır ol. Emel'im. Baba. Güzel kızım benim. Bak daha çok uzun seneler birlikte olacağız. Güzel yavrum benim. Hep mutlu ol, güzel kızım. Evet, şimdi geldik o canım ikizlere. Devam edelim. Asiye'm, asil kızım benim. O güler yüzün hiç solmasın güzel yavrum. Senin karşına kalbi temiz, ruhu temiz insanlar çıksın. Güzel yavrum benim. (Gülüyor)
Hatice Hanım. Ömer'im. Sen bize Allah'ın bir lütfusun, yakışıklı oğlum. Ayağına taş değmesin, gözünde yaş olmasın annem. Hep kardeşlerinle, hep bizimle nice güzel yıllarımız olsun. Yakışıklı prensim benim. Şimdi de sıra geldi abilerin abisine. Buyursunlar. Kadir, aslan oğlum benim. Bu yıl bütün isteklerin olsun güzel yavrum. Bahtın hep açık olsun. Hiçbir şeyimiz yarım kalmasın. Aslan oğlum benim. Hatice Hanım. Allah kardeşlerinin başından, bizim yanımızdan seni eksik etmesin Kadir'im. İşte şimdi sıra bizim kadroda. Hatice Hanım, Hatice teyze toparla, hızlı zor. Ay Bikem, oğul canım. Evlatlarımın yanından hiç ayrılmayın, olur mu yengecim ha? Hep birbirinizi kollayın, koruyun. Şengülcüm, ah benim neşeli eltim. Allah sana bu yılda hep güzellikler nasip etsin. İstediğin ne varsa hepsini alasın inşallah. Ha eğer o istediğin akıllı fırını bu yıl alamazsan, seneye para biriktirip ben sana alacağım. Sözüm olsun. Orhan, bu sene biraz dinlen be kardeşim. Sürekli oradan oraya koşturuyorsun. Öyle değil mi? Kefenin cebi yok ki. Değil mi? Bak, senin arkanda aslan gibi abin var. Ben sana da bakarım, yeğenlerime de bakarım. Kardeşim benim. Ve işte size Hatice ve Veli Eren'den muhteşem bir 2021 yılbaşı hediyesi. Ay bir ses açsana sesi. Açtım açtım. Bir gün yine karşıma çıksan, ellerimi tutup yalvarsan, yaptıklarından pişmansan affetmem. Bırakma beni ne olur desen, kalbinin sesini dinlesen, beni çok sevdiğini bilsen affetmem. Mikrofon. Bu ne olacak? Mikrofon. İstemem artık aşkını, sensiz kurdum yaşantımı, zehir ettin bu hayatı affetmem. Unuttum hep sözlerini, o güzelim gözlerini, artık ne yapsan boşuna affetmem. Unuttum hep sözlerini, o güzelim gözlerini, artık ne yapsan boşuna affetmem. İstemem artık aşkını, sensiz kurdum yaşantımı, zehir ettin bu hayatı affetmem. Unuttum hep sözlerini, o güzelim gözlerini, artık ne yapsan boşuna affetmem. Baba tavuklar yanıyor. Ne yaptın sen bize?
mutlu olsun prenses. Birini hatırlaman için önce unutman gerekir. Bunu asla asla unutma, olur mu? Çok sağ ol abi valla. Ben o ilk videoyu bilmiyordum bile. Ya işte Hatice teyze rica etmişti, gel dedi, böyle yılbaşı için çocuklara bir şeyler hazırlayalım. Bunları çekiyorduk biz de. İçine dolmuş herhalde. Niye göstermediniz bize? Ya tam bu işleri yaparken benim telefon düştü, kırıldı. Öyle olunca da proje yarım kaldı tabii. Bana da Kadir söyledi, ya bir bak dedi. Ben de öyle aradım taradım falan. Bunları bulabildim. Oğulcan da bizi piknikte de çekmişti. Böyle her şeyi üst üste koyduk, yapıştırdık. Böyle bir şey hazırlamaya çalıştık işte. Mekanları cennet olsun. Amin. Amin. Mazlum. Tamam. Kabul etmesi zor. Biliyorum. Doruk gözünün önünde başka biriyle beraber. İnsanın içi acıyor. Evet. Çok acıyor. Beni aramasam gelip ne haldeyim soracak mıydın, çok merak ediyorum. Harika, sen duvar örüyorsun. Uzak duruyorsun. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. O kız gelir gelmez sen onu korudun. Sınıfta bile beni suçladın. Senin arkadaşın benim, ben. Harika, yaptığın korkunçtu, kabul et ne olursun ya. Asiye okuldan atılacaktı. Haksızlık bu. Vah vah. Zavallı Asiye. O kız sinsi. Bir şekilde ne yaptı ne etti, Doruk'u elimden aldı. Ben o kıza istediğim her şeyi yaparım. Tamam, tamam, boş ver sen. Hadi topla kendini. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Doruk gözümün önünde o kıza aşık oluyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Asiye mutluluktan göklere çıkıyor. Ben yerin dibine batıyorum. Keşke bilsem. Sevdiğim birinin senin yüzüne bile bakmaması, seni görmemesi berbat bir şey. Biliyorum. Tanıyorum ben bu duyguyu. Nereden biliyorsun acaba? Platonik aşık mı oldun? Oldu mu? Nasıl yani? Kime? Kadir. Ne? Gerçekten delireceğim, biliyor musun? Siz bayağı abi kardeş, varoşlara aşık oldunuz yani. Harika, tamam ya. Keşke söylemeseydim. Ya tamam, kapa konuyu. Sen o çocuğu seviyorsun. Ama o çocuk sana yüz vermiyor. Müthiş hikaye. Gerçekten. Asiye de bu taktiği uyguluyor. Demek ki abi kardeş aynı taktiği uyguluyorlar. Sizi de saf buldular tabii. Selam kızlar. Dedikodunuzu mu böldüm? Hı? Bir varoş tutkunu daha geldi. Ne demek o harika? Aa, ben sana söylemedim tabii. Senin kantinci çocukla Mahsun yüzlü kardeşi bizim evde boyaya başladılar da. Annem de onları bir sevdi, bir sevdi. İkramlarda bulundu. Sen ne istiyorsun o gariban çocuklardan? Yani üç kuruş para kazanmak için çalışıyorlar işte. Ne yapsınlar? Vah vah. Aa, çok üzüldüm, biliyor musun anneciğim? Bence sen evlat edin. Hep birlikte yaşayalım. Sen yaparsın çünkü. Harika, saçmalama. Ben gideyim artık. Tabii ya. Kadir'cim burada olsaydı gitmezdin. Neyse, ben sana videosunu çekerim. Evde bol bol izlersin artık. Melisa'cığım, kızım ne olur kusura bakma. Önemli değil Suzan teyze. Yarın aklı başına gelir onun. Alışkınım ben.
Kızım kalkıp geçirsene arkadaşını. Ne biçim davranıyorsun sen? Yok yok, siz hiç zahmet etmeyin. Ben kendim çıkarım. İyi akşamlar. Aferin sana. Bir tanecik arkadaşım vardı, onu da sonunda kaybedeceksin. Senin arkadaşın vardı sanki. Pardon. Bir tane arkadaşım vardı. Onun da kocasıyla. Nay nay nay. Ay, sen pasta mı yaptın Şengül? Aha. Ya vallahi içime doğmuş gibi Hatice'nin formülü. Bisküvili pasta yaptım size. Çok severim bu pastayı. Ne güzel işte Ömer'im, yersin. Vallahi amca, yengem bize çalıştı bugün ha. İş yerine de yemek getirdi. Yemek mi getirmiş? Allah Allah, hiç haberim yok. Nereden haberin olacak canım? Baktım işim çok değil. Bunlar da aç bilaç çalışmasın diye. Hani evde yaptım bir şeyler. Atladım gittim. Yenge bu aralar çok düşünüyor bizi ya. Niye öyle? He, düşünüyorum Ömer'im. E biz bir aileyiz. Peki, madem aileyiz. Bir dur abi. Suzan Hanım'ın bizim için verdiği parayı niye iç ettin o zaman? Aile olduğumuz için mi? Hangi parayı? Yenge, annemler vefat ettiğinde Suzan Hanım sana bir para vermiş. Bize getirmen için. Anne, yine bir paraya mı kondun? Ya cidden yaptın mı bunu? Ya ne paraya konması ya? Yapmayın çocuklar Allah aşkına. Bakın hatırlatırım size. O zaman Akif Bey para verdiydi. Ben ne yaptım? Getirdim parayı, sana verdim. Siz ne yaptınız? Aldınız parayı, adamın suratına attınız. O zaman o parayı almayan bu parayı mı alacaktı? Yenge, ne yaptın parayı? Size kolej bursu çıkınca ben de Aybike ile Oğulcan'ın koleje kayıt parasına yatırdım. Anne, sen ne diyorsun ya? Biz Suzan Hanım'ın verdiği parayla mı okuyoruz şu an? Ev için biriktiriyorum demiştin. Kızım, ben o kadar parayı nasıl biriktireyim? Beraber okuyun istedim. İnanmıyorum ya, inanmıyorum ya. Harika'nın verdiği sadakayla okuyoruz yani şu an. Yani tamam. Hani en nihayetinde yengen parayı kötü bir şey için kullanmamış ki. Çocukların eğitimini harcamış. İyi etmişsin yengeciğim. İyi mi etmiş? Ben hava alacağım biraz. Dur Ömer, bekle, ben de geleyim. Böyle bütün gece kukuman kuşu gibi oturacaksın mı Orhan Bey? Yapmayacaktım Şengül, yapmayacaktım. Uymayacaktım ben sana. Yapmayacaktın da ne yapacaktın? Senin yeğenlerin koleje giderken, çocukların inlerken rahat rahat oturacak mıydın? Gitmeyi verselermiş koleje ya. Onlar da gitmeyi verselermiş koleje. Ne yaptın, ben senin kafana silah mı dayadım? Biliyordun, razı oldun, sustun. Bakma öyle, ne bakıyorsun? Vallahi işte hep böyle yapıyorlar. İnsana kendini öyle kötü hissettiriyorlar ki. Adın da kötüye çıkıyor. Sonra ne yapsan yaranamıyorsun.
İyi oldu, iyi. Sen de başına geldi. Anlarsın benim halimi Orhan Bey. Ne diyeyim? Oh olsun. Hadi o zaman, iyi geceler. Yat uyu yat, benim asabımı bozma yat. Of ki of. Kocan mı var, derdin var. Harika, sence bu yaz yine bu istiridyeli mayolar moda olur mu? Geç mi kaldım almak için? Fırfırlı mı alsam acaba? Ama yok ya, çocuk gibi görünürüm. Burada mısın? Buradayım. Kızlar, ne oluyor, kimi gömüyoruz bakalım? Aman aman, kendileri biraz gergin. Dikkat et de seni gömmesin. Ben alacağım şimdi onun gerginliğini, sen rahat ol. Hiç o kadar emin olma. Eğer problemimiz hala Asiye ve Doruk aşkıysa, aradığınız aşka artık ulaşılamıyor tatlım. Yani bir süre sonra ulaşılamayacak. Uzay boşluğunda gözlerden ve kalplerden hızla silinecek. Nasıl olacak o? Aa, çok soru sormak yok. İzle ve gör bakalım. Biraz sonra çok mutlu bir kız olacaksın. Yardım edeyim mi? Yok, sağ ol. Dur, nereye gidiyorsun ya? Ben kütüphaneye gidiyorum. İlgini çekeceğini pek sanmam. Niye? Ben hiç kitap falan okumam mı sanıyorsun? Evet, hatta yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Güzel. Doğru tahmin. Evet, okumam. Ama dinliyorum. Sesli kitap. Muhteşem bir şey, sana da tavsiye ederim. Hiç ilgimi çekmiyor. Dur ya, niye öyle diyorsun? Seni böyle içine aldığı zaman doğruyu yanlışı falan unutturuyor sana. Muhteşem bir şey. Belki ne saçmalıyorsun? İşim gücüm var. Yeni bir aşk romanı indirdim. O zaman sana onu dinleteyim. Kibritçi kızla zengin prensin hikayesi. Lady ile serseri gibi. Ama burada kız serseri. Yani şey mi desem acaba? Bu sefiller falan vardı ya, onu mu desem acaba? Ne yapacaksın oğlum? Emi tutacaksın. Paramı vereceksin. Ne yapacaksın? Ha. Bir ev tutarım. Kardeşleriyle taşınırlar. Benim sosyal hayatıma da zamanla alışır. Nasıl ama? Daha girişiyle bile sardı değil mi? Benim Aybike'yi ikna etmem lazım ya. Her ders ağlayarak olmayacak bu iş. Ya Doruk, sınıfta da ayrı otur ya. Ya öyle sürekli mıç mıç yapışma kıza yani. Abartma. Niye yapışmayayım ya? Sevgilim değil mi? Hem sen daha önce hiç hesapladın mı? Dersler kaç dakika, teneffüs kaç dakika? Biri 5, biri 45. Ya seni çok kızla çıkarken gördüm de hiç böyle olduğunu görmemiştim. Evet ya. Sabah uyandığımda düşündüğüm ilk kız Asiye. Aşk böyle bir şeymiş demek. Evet. Böyle bir şey. Okul çıkışı ne yapsak acaba ya? Ya da yapmasak mı? Hani sıkılır falan diye frene mi bassam? Taktik maktik diye birini görmeye çalışırken görmemeye çalışmak ne saçma şeymiş ya. Ben ne diyorum, hadi yürü sınıfa ya. Buyurun, bu da faturanız. Kardeşim, ben sana bir şey diyeceğim. Bu DNA sonucu kesin çıkıyor değil mi? Nasıl? Yani şimdi ben iki gün bekleyeceğim ya. Yok bu saç kısaymış, yok o saç kirliymiş, yok bunun kepeği varmış falan gibi abuk sabuk sorunlarla karşımıza çıkmazlar bizim değil mi? Vallahi benim o konuda bir bilgim yok ama içeriden size ne söyledilerse o. Anladım, kesin bekleyeceğiz yani. Peki, sağ olasın kardeş, kolay gelsin sana. İyi günler. Başka ne söyledi Doruk? Merak ediyorsun değil mi? Dinleteceğim. Ama senin gözlerin falan da oldu ya. Sen niye bu kadar üzüldün ki? Ha? Herkes herkesi olduğu gibi kabul eder falan. Bunlar sadece ucuz aşk filmlerinde olan şeyler. Gerçek hayat böyle değil. Benim sosyal hayatıma da zamanla alışır. Ben ona her şeyi anlatırım.
Öğretirim, gezdiririm. Uyum sağlar yani bana. Bayılıyorum bu kısmını. Böyle açıp açıp dinleyesim geliyor, biliyor musun? Orhan! Sen niye işe gitmedin? Ne yapıyorsun burada? Okuldan izin aldım. Geç gideceğim. Bu ne? Aa, bu benim makinem. Bu benim televizyonum. He, eşyaları spotçuya satıyorum. Ne? Neyi ya? Beyaz eşyaları spotçuya satıyorum. İkinci el dükkana satıyorum. Ney? Neyi satıyorsun? Ben daha bunların ikinci taksidini ödedim. Yok kardeşim, yanlış var. İndirin bunları. Ya. İndirin aşağıya. Tamam. Yok satmıyoruz. Tamam. Kardeşim ya. İndirin onları. Bırak kardeşim. Karışma kardeş. Ya çek şu elini. Şengül, adamı hasta etme. Tamam. Tamam kardeşim, tamam. Siz bakın işinize. Ben bu eşyaları satıyorum. Parasını da çocuklara veriyorum. Tamam mı? Bitti. Abi bitti. Hepsini yükledik. Tamam abiciğim. Buyur, hayrını gör. Yok, satmıyor, satmıyor. Tamam kardeş, tamam. Burası tamam değil mi? Tamam abi. Tamam hadi. Selam. Ulan sen kafayı mı yedin? Cevap versene. Kime diyorum ben ya? Ben o eşyaları almak için kaç kişiye karşı durdum biliyor musun sen? Ha? Orhan. Sen kimin malını kime sormadan satıyorsun ha? Ben bir daha nasıl satın alacağım o eşyaları? Nasıl alırsan al Şengül. Nasıl alırsan al. Beni ilgilendirmiyor. Gerekirse televizyon diye boş duvara bakarız, yemek diye taş yeriz ama o çocukların günahına girmeyiz. O çocukların hakkını yemeyiz. Esas hak yiyen sensin. Ömer'in de anasının da hakkını yiyorsun. O zavallı kadına neden oğlunun kim olduğunu söylemiyorsunuz? Sadece hak yemekle kalmıyorsunuz. Günaha giriyorsunuz Orhan, günah. Şengül. Şengül ne diyorsun sen? Suzan Hanım'ın Ömer'in anası olduğunu biliyorum. Duydun mu? Sus. Allah aşkına sus, biri duyacak. Sus. Bir de saklıyorsunuz. Siz kim oluyorsunuz da anasını evladından sakınıyorsunuz ha? Belki o çocuk burada yaşamak istemiyor. Belki o çocuk bu sefalet içinde kalmak istemiyor. Hem o kadıncağız yavrusunu aramıyor muydu? Niye demiyorsunuz oğlum burada diye? Siz neyin peşindesiniz ha? Kaderle ne çıkarınız var bu işten? Ya Şengül. Allah seni bildiği gibi yapsın Orhan. Ya Şengül. Ya Şengül bir dur. Çantan sınıfta kendin yoksun. Vallahi dört döndüm okulda seni ararken. Ağladın mı sen? Yok, niye ağlayayım? Ne bileyim, gözlerin kızarmış gibi geldi de. Asiye nereye? İşim var. Dur, Asiye ne olduğunu anlatır mısın? Bir şey yok Doruk, ne duymak istiyorsun? Sana ne olduğunu duymak istiyorum. Niye derste olmayıp burada olduğunu, niye ağladığını, beni niye terslediğini. Pardon, ters dememem lazım. Sevgiliyiz çünkü. Başka bir şey gerekiyor mu Doruk? Bir liste hazırladın mı? Asiye'ye öğretilecekler listesi falan. Ne diyorsun Asiye, ne listesi? Bilmem. Yurt dışına çıkarılacak, kayak öğretilecek. Uçağa muhakkak binmeli. Nasıl kalkılır, nasıl oturulur, nasıl yemek yenilir. Görgü kurallarını falan da öğret istersen bana. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Emin misin? Bir daha düşün istersen. İyi de böyle şeyler beklemiyorum ki ben senden. Bekleme zaten Doruk. Çünkü ben buyum. Senin sosyal hayatına ayak uydurmak zorunda falan da değilim. Bir de kardeşlerimle bize ev falan kiralayacak mısın? Belki bu parlak fikirlerinden bahsederken bana sordun mu acaba? Sadaka veriyor sanki. Bir daha sakın aklından bile geçirme. Ama çocuklar, siz hiçbir şey içmiyorsunuz. Bakın, benim bu limonata özel tarifim. Yani kesin denemeye değer. Sağ ol Suzan Hanım ya, teşekkürler. Ömer sen? Şey, ben alabilirim aslında. Oh, yaşasın sonunda biri içecek.
Vallahi ben harika ya. Hiç meyve yediremedim bebekliğinden beri. Ben çok severim meyve. Dene bakalım, sevecek misin? Yalnız bayağı güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Hah, şey Rıza Usta gelecekti ya. Tamam, ben bakarım. Aa, ama Şengül Hanım böyle her gün zor olmuyor mu? Yani bizim evimizde de yemek pişiyor. Yok Suzan Hanım, yok. Bu sefer yemek getirmedim. Ben sizinle önemli bir konu konuşacağım. Buyurun. Biz Şengül Hanım'la bir şey konuşacağız çocuklar. Şöyle buyurun, siz devam edin. Yengem yine niye geldi ya? Suratı da bir asık. Vallahi bize yemek getirmek için gelmediği kesin bugün yani. Yok ya, ne yemeği? Dua et bu işten alacağımız paraya konmasın abi. Vallahi ben yengemden onu bile beklerim Ömer, biliyor musun? Hah, Ömer. Ne diyecektim sana ya? Bu yeni nesil boyayı inceltmek için ne kadar su lazım? Ya bilmiyorum abi. Ya şu Rıza Usta da gelse de Harika'yla karşılaşmadan bitirip gitsek ya. Ver de şu telefonu arayayım ya. Bana bak, okul müdürü kızmadı değil mi sen okuldan erken çıktın diye? Yok abi ya, ne kızması? Kardeşinin not ortalaması 97. Pardon yani. Kapalı telefonu ya. Amcam bilmez mi ya? Ona sor. Doğru dedin. Dur amcamı arayayım. Ha, söyle oğlum. Heh, amca. Müsait misin ya? Rıza Usta ortalarda yok da bir şey soracağım sana. Ha, müsaitim, müsaitim. Söyle. Ya bu yeni nesil boyayı inceltmek için ne kadar su koymamız lazım? Ha, tamam. Tamam. Tamam amca. Ya amca, bir de ne diyeceğim sana? Ya şu yengemle uzatmasanız mı? Vallahi aranız yeniden bozulacak diye çok korkuyorum. Ya yok amca, ne halletmesi? Bak yengem de geldi buraya, suratı beş karış yine. Uzatmayın işte ya, gözünü seveyim. Ne? Şengül mü geldi? Nereye geldi? İşte buraya, Suzan Hanım'ın evine. Oğlum, Allah kahretsin. Ne oldu amca? Oğlum. Ya Şengül biliyor. Bizi konuşurken duymuş, hem de ne zamandır biliyor. Neyi biliyormuş? Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu o yavrum. Demin tartıştık, bastı gitti evden. Kesin söyleyecek, kesin söyleyecek. Suzan Hanım'a Ömer senin oğlun diyecek. Ömer'im, dilerim tez zamanda daha güzelleri senin olur. Madırım, sen sanki bu aralar Ömer'i bir başka seviyorsun gibi ya. Yoksa ondaki potansiyeli mi fark ettin? Ömer'ciğim, ne kadar güzel bir ev değil mi? Aynı senin hayalindeki gibi. Eh artık kısmet, kısmetten öte yol yok derler. Vallahi Suzan Hanım, siz bu Ömer'in elinden bir tutsanız var ya. Abi, abi ne oldu? Yenge. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana.
Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle. En azından rüyamda vesile tutunmama. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Baba, ne olur konuş benimle. İhtiyacım var sana, gücüm sensin hayatta. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.